Kanal Urfa Ana Haber'den hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle hafta sonu ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ilçe emniyet amirliğine bağlı olarak devriye görevini yaptığı esnada terör örgütü üyeleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi havayoluyla Kayseri'ye getirilerek burada yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay için Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kayseri'ye götürüldü. Çok sayıda seveni tarafından dualarla son yolculuğuna uğurlanan şehit polis memuru Taha Uluçay'ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Öncelikle aziz şehidimizin cenaze namazını, sonra da merhume hanımın cenaze namazını kılacağız inşallah. Her iki cenaze namazımızı da kılacağız. Ben öncelikle aziz şehidimiz Taha kardeşimiz başta olmak üzere iki merhumeye de haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Yüce Mevla hem şehidimize hem merhume hanımefendiye rahmet eylesin inşallah. Şehit Uluçay gözyaşlarıyla toprağa verildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Polis memuru Taha Uluçay'ın şehit düştüğü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağlık bölgesindeki kayalara şehidin ismi yazılıp Türk bayrakları açıldı. Önceki gün devriye görevi yaptığı esnada terör örgütü PKK'nın uzun namlulu silahlarla düzenlediği hain saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Taha Uluçay için Sincikli gençler örnek bir davranışta bulundu. Sincikli bir grup genç ilçenin tek giriş ve çıkışı olan aynı zamanda ilçenin yüksek bir bölgesi olan Sincik Boğazı'ndaki kayalıklara sprey boyalarla Türk bayrakları çizdi. Dev kayalıklara Türk bayrakları çizerek şehidin adını da yazan gençler daha sonra iki dağın arasında halatlar gerdirip Türk bayrakları astı. Şehidin adını dağlara, taşlara yazan gençler terör örgütü PKK'yı da lanetledi. Gençler İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper'e çağrımızdır. Şehidimizin kanını yerde bırakmasınlar. Şehit haberini alınca bizler de arkadaşlarla Sincik Boğazı'na Türk bayrakları çizmek istedik. Unutmayalım, unutturmayalım, yaşatalım ve her zaman kalbimizde yaşasın ifadelerini kullandılar. Sincik'te çok şehit verdik ancak Sincik'te ilk defa şehit verdik. Bu da bizleri çok üzdü. Suriye'nin Afrin kenti merkezinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Afrin şehir merkezinde bir restoranın önünde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Allahu Ekber! Ödürüm Fasas! Patlamada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Allahu Ekber. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş ziyareti sırasında geçici barınma merkezini de ziyaret etti. Bakan Soylu, Suriyelilerin gönderilmesi yönünde sosyal medyadan provoke edilenleri eleştirdi. Soylu ayrıca Kurban Bayramı'nda giden Suriyelilerin bir kısmının orada kaldığını belirterek bu bizim politikamız dedi. Keza karşı karşıya kaldığımız özellikle Suriye iç savaşı kaynaklı göç bunlardan bir tanesi. Göç hadisesinde Türkiye'nin pozisyonu takdir edersiniz ki
dünyanın diğer ülkelerinden çok farklıdır. Göçe kaynaklık eden ülkelerle biz doğrudan sınır komşusuyuz. Tarihi ve dini bağlarımız var. Komşuluk ve akrabalık ilişkilerimiz var. Öyle ki göç eden insanların önemli bir kısmının akrabaları ülkemizde yaşamaktadır. Dolayısıyla bu meseleye bizim diğer ülkeler gibi gelişigüzel bakabilmemiz mümkün değildir. Türkiye bu sorumlulukla 2011 yılında Suriye İç Savaşı'nın ilk günleriyle beraber şiddetli ve hızlı bir şekilde bu sorunla yüzleşti. Bir anda çoluk çocuk yüz binlerce insan Türkiye sınırlarına koşup canını kurtarmanın derdine düştü. Bu noktada Türkiye göçü önleme yerine göçü yönetme tercihini kullandı. Ve o gün Türkiye açık kapı politikası uyguladı. Dolayısıyla geçici koruma statüsündeki Suriyelilerle ilgili bir sınır dışı işlemi söz konusu değildir. Sadece Türkiye'de ilk defa kaydoldukları şehirlere dönmelerini temin etmeye çalışıyoruz. Sonra burada bir gerçeği daha ifade etmek isterim. Size paylaşmak isterim. O da şu. Efendim Suriye tarafında İdlib'e bıraktılar. Şöyle yaptılar. Ya affedersiniz. Şu anda hangi sınır kapılarından çıkıyor Abdullah Bey? Öncükler. Yani normal şu anda bayram çıkışları yapanlar. Karkamış. Gidiyoruz. Peki bunlar nereye gidiyorlar? Yani bayram için gidenler nereye gidiyorlar? Bize kızıyorlar. Efendim Suriyeli kardeşlerimiz de kızıyorlar. Diyorlar ki ya bunlar bayrama gidiyorlar da niye orada kalıyorlar? Özellikle bir muhalif milletvekili üzerinden sürekli hiç insanlığa yakışmayan bir takım paylaşımlar yapılıyor. Maalesef. O bizim politikamız. Hakikaten bizim politikamız. Şunun için bizim politikamız. Biz Türkiye'den ne kadar oraya insan gider, oradaki o bölgelerdeki huzuru görürse o kadar insan kalabileceğini düşünüyoruz diye bir politika ortaya koyduk. Ve bu tuttu bu politika. Kurban Bayramı nedeniyle Kilis'te Öncü Pınar sınır kapısından ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5000'i geçti. Kilis Valiliğinden alınan randevu ile bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli sabah erken saatlerden itibaren Öncü Pınar sınır kapısına geldi. Sıcak havaya rağmen yoğunluğun yaşandığı kapıda evrakları kontrol edilen Suriyeliler kontrollü olarak ülkelerine geçmeye devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kapıdan şu ana kadar 5000 aşkın Suriyelinin bayram için geçiş yaptığı bildirildi. Tamam. Biz şimdi ziyarete geldik Suriye'ye. Suriye'den de Hasekeye gideceğiz. Gelin amca amca. Benim akrabalarımız, dedem falan, annem, işte amcam birkaç gün önce ölmüştü, biz de ziyarete geldik onun için, hem de babamın mezarını görmek için geldik. Peki, çok teşekkür ederim. Fark etmez abi. Suriye'de aynı adam Türkler. Fark etmez. Hepsi Müslümanlar. Gidiyorum. 3 ay izin aldım. Buraya gidiyorum ailemin yanına. Geziyorum orada sana geri geliyorum Türkiye. Türkiye'de şanlı kadar şanlı. Türkiye Rakka'ya gidiyorum. Aile, anne var, baba da var. Hepsi aile burada. (Gülüyor)
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Abdullah Erin, vekiller ve Merkez İlçe Belediye Başkanları ile birlikte Şanlıurfa Spor'u değerlendirdi. Başkan Beyazgül, Şanlıurfa Spor'da yaşanan sorunlara hep birlikte şehir olarak çözüm arayacağız dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri Ahmet Eşref Fakı Baba ve Zemzem Gülender Açanal, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek'le birlikte Şanlıurfa Spor'u değerlendirdiler. Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Başkan Beyazgül, amaçlarının Şanlıurfa Spor'un içerisinde bulunduğu durumu değerlendirmek ve çözüm yolları aramak olduğunu söyledi. Aslında aldığımızdan hemen sonra Şanlıurfa Spor'la Kıran Şosu'yla gelir ve gideriyle ilgili yakından ilgilendik. Takım playoff'a çıktığı bir sırada yine biz o zaman başlangıçta mevcut başkanımıza bakın biz hazırız dedik. Ancak başkanımız bunu şampiyon etme gayreti içerisindeydi. Onu da gördük. O gayretinde onun hakkı olduğunu düşündük. Ama kendimiz elimizi taşa attık, taşın altına koymak adına dedik ki biz takım almaya hazırız. Evet, nasıl yapacaktık? Daha sonraki dönemlerde de bunu ifade ettik. Yöneticilerle toplandık. Bakın aldığımız borç büyük bir borç. 80 milyon borç dedik. Bu artık Urfa'nın bütün dinamikleriyle beraber hareket edildiği takdirde çözülecek bir borç. Tek birinizin ben taşın altına elimi koyuyorum, bunu çözeceğim dediğiniz anda mahcup olursunuz, yapamazsınız, yanlış olur, size de yazık olur, Urfa Spor'a da yazık olur. Bunun için gelin dedik, bu işi beraber çözmenin yoluna gidelim. Ancak bu konuda farklı düşünceler ortaya çıktı, yola devam edildi. Bugün sağ olsun bakanımız böyle Ankara'dan, İstanbul'dan bir başkası gibi hiçbir zaman taşın altına elini koymayıp da bir tweet atmakla yetinmedik. Geldi burada birlikte taşın altına elini koyup sorunları birlikte nasıl çözeriz'in düşüncesi içerisine girdi. Doğrusu buydu. Efendim İstanbul'da oturup bugün diyoruz evet bir tweet atmak meselesi değil. Bugün para vermek. Toplantıya katılan milletvekili Ahmet Eşref Fakı Baba ise mevzu Şanlıurfa Spor. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Spor'umuzun 75-80 trilyon borcu var. 6 puanı silinmiş. Şayet acil bir şekilde 10 gün içerisinde 15 milyon bulunmadığı takdirde bu silinecek puan sayısı 15'e çıkacak dedi. Yaklaşık Şanlıurfa Spor'un 75-80 trilyon bir borcu var. Ve şu anda 6 puan silinmiş. Şayet acil bir şekilde 10 gün içerisinde 15 trilyon bulunmadığı takdirde bu puan silinecek puan sayısı 15'e çıkacak. Tabii bu konuda ne yapabiliriz, ne deriz diye düşündük ve başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza direkten teşekkür ediyorum. Gerekli önemi zaten başından beri vermiş. İnanıyorum inşallah Şanlıurfa'mız için her türlü çalışmayı yapacağız. Milletvekili Zemzem Gülender Açanal da takımın içerisinde bulunduğu soruna çözüm bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Başkan Belediyemiz, Merkez İlçe Belediye Başkanlarımız ve Başkan Yardımcımız, Ticaret Odası Başkanımızla birlikte burada bir toplantı yaptık. Konumuz Şanlıurfa Spor'du. Tabii Şanlıurfa Spor'umuzun çok büyük borçları var. Bunları nasıl karşılarız, çözüm ne olur, çözüm noktasında burada çok şeyler konuşuldu. Bu Urfa'nın vebalidir. Gelecek günlerde inşallah en hayırlı kararın bu masada yine alınacağını düşünüyorum. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşların 15 yıldır çözüm beklediği trafik sıkışıklığı sorununu İki günde çözüme kavuşturdu. Göreve başladığı ilk günden bu yana vatandaşların hafızasında çözerse Can Polat çözer sloganıyla yer edinen Başkan Mehmet Can Polat, kronikleşen sorunları çözmeye devam ediyor. Son olarak gidilmedik mahalle, girilmedik sokak kalmayacak sloganıyla başlattığı mahalle gezileri sırasında
Hamidiye Mahallesi'ndeki vatandaşların yolun darlığı sonucu yaşanan trafik sorununa çözüm üretilmesi talebinde bulunmuştu. Mahalle ziyareti sırasında vatandaştan gelen bu talep doğrultusunda yolda incelemelerde bulunan Başkan Can Polat, fen işleriyle Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine çözüm için talimat verdi. Verilen talimatların ardından ekipler 2 gün gibi kısa süre içerisinde hızlı şekilde çalışmalara başlayarak sorunu çözüme kavuşturdu. Yapılan yol çalışması sonrası mahallede araç sıkışıklığı artık olmadığını belirten Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol, "Mahallem adına Başkan Can Polat'a çok teşekkür ediyorum," dedi. Her salı günü trafikte tıkanma oluyordu ve vatandaşlar birbirleriyle kavgaya kadar çıkıyordu bu olay. Sağ olsun belediye başkanımız bana Can Polat'a rica ettik. 2 günde burayı 1,5 metre geri aldılar, yolumuzu genişlettiler. Şu anda tıkanıklık yok ve yolumuz genişledi. Şahsım ve mahallem adına başkanımıza çok teşekkür ederim. Mahallede sakinlere de sorunun çözüme kavuşturulması nedeniyle Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkürlerini iletti. Gerçekten yerler çok yoğundu yani. Şimdi bu burası geniş oldu. Yol yaptığında çok sorun oldu. Çok teşekkür ederim. 25 yıllık burada esnafım. Yıllarca burada trafik sorunu yaşadık. Karı pazarı özellikle olduğu zaman tarafımıza bayağı çok kadar oluyor. Burada kavga, gürültü, şişmanlar oluyor. Allah başkanımıza razı olsun. Bana Can Polat Bey, Sayın Muhtarımız İbrahim Damrıkol yanınızdaydı. Aslında söyleyeyim, gereken işlemi Allah razı olsun 2 gün içerisinde halletti. Şu anda tarafları da güzel. Bu sarı pazarı hemen gitmesi yaşanmadık. Tarafları çok güzel. İyi oldu. Allah yanına razı olsun. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da kış aylarında sebze fiyatlarının yüksek seyretmesi vatandaşların sebzeye ulaşmasını zorlaştırdı. Yaz aylarında ucuzlayan sebze fiyatlarını fırsat bilen vatandaşlar kurutulmuş dolmalıklara ve sebzelerle ilgi gösteriyor. Uğur Ekinci'nin özel haberini getiriyoruz ekranlarımıza. Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan kuru dolmalar, Şanlıurfalı kadınların maharetli ellerinden geçerek sofralarımızda zeytinyağlı dolma olarak servis ediliyor. Çarşı pazar dolaşan Kanal Urfa Haber Merkezi, kurutulmuş lezzetlerin nasıl yapıldığını sizler için araştırdı. Urfa'da isottan sonra en çok satış olan dolmalıklarımızdır. Ve bizim Urfa'daki dolmalıklarımız yemeklerimize ayrı bir lezzet, ayrı bir tat katıyor. Kışın çok fazla sayıda bulamıyoruz. Kışın genelde seramalı geliyor bize. Seramalı, kurutmalık, dolmalıklar geliyor. Yani onlar da fabrikasyon kurutması oluyor. Ama yazın daha çok çeşit, daha farklı ve güzel tatlar alabilmek için çok güzel kurutmalıklar geliyor. Mesela biber olsun, acur olsun, kabak olsun, ondan sonra ne bileyim patlıcan olsun. Bunlar dolmalıklar geliyor ve bunlar iki çeşittir. Mesela patlıcanlarda bir alt kısmı ve bir de üst kısmı olur. Alt kısmını gene de müşterilerimiz tercih ediyor. O daha lezzetli, daha güzel olur. Biber, acur ve kabakta ise fark etmiyor. Kabaklar sadece küflenmiş olmasın yeterlidir. Bunların yapılışı zaten yapılırken de kurutma olduğu için sıcak suyun içerisine koyuluyor. Bir 5-10 dakika beklettikten sonra suyu alındıktan sonra içerisinden çıkartılıp yine bir 10 dakika orada bekleme süresi var. 10 dakika sonrasında yumuşar ve Urfa hanımları içerisine bulgurdur, ettir, içerisini doldurur, tütüklü çencereyi içerisine koyar. Ondan sonra pişirir, afiyetle yerler. Şimdi acur, patlıcan, biber, kabak. Bunlar tabii ki yapılışı bayağı bir zordur. Yani öyle kolay yapılmıyor. Kışın örneğin fiyatlar bayağı bir yüksekti. Yani sana nasıl söyleyeyim, örneğin bir patlıcan bağı 50 tane içindeydi. Fiyatı 30 liraydı. Ama şu an 15 lira. Evet. Yani onun için şu an bayağı bir iyi. Yani kurutmalıklar da Urfa'da zaten meşhurdur. Biberde de öyledir. Yani bu sene doya doya millet yiyebilir. Sadece kurutulmuş dolmalıklar yok elbette tezgahta. Bir de yazın doğranan kabak, patlıcan, biber ve acurların belirli ölçülerde doğranarak hazırlanan ve kışın salçayla kavrularak tüketilen kavurmalık kuru sebzeler de var. Kurutulmuş lezzetleri almaya farklı illerden gelen vatandaşlar da böylesi lezzetlerin sofralarımızı süslediğini belirttiler. Beyim Urfalı, ben Antepli. Salçamızı, biberimizi, karabiberimi, lahanam, her şeyimizi aldık. Memnunuz. Dolmalık aldık mı? Her şeyi aldık, her şeyden aldık.
Olmazsa evet. Evet. Zaten zeytinyağı çok güzel. Tavsiye ederim. Alsınlar değil mi? Hepsi alsınlar. Biz korur diyoruz şeyimizde. Geçiyoruz Şırnak'a. Şırnak'ta da hareketlilik vardı. Şırnak'ta bugün düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ın Cudi Dağı Hari Günü Çikuru bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-10 operasyonu gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde insansız hava aracıyla tespit edilen iki PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. İki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütüyle temas sağlandı. Çıkan çatışmada iki PKK'lı terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca Şırnak Çakır Söğüt Tugay Komutanlığı tarafından Besler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada iki PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonlar sonucunda toplam 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin üzerinden 1 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 220 adet Kaleşnikov mühimmatı, 2 adet hücum yeleği, 9 adet Kaleşnikov şarjör, 1 adet büyük telsiz, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. Operasyon bölgesinde tespit edilen 1 adet el yapımı patlayıcı bulunarak olay yerinde imha edildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Çakır Söğüt Tugay Komutanlığı tarafından Cudi ve Basler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bir zamanlar Şanlıurfa'nın adeta kalbinin attığı, 200 yıl boyunca çekiç ve tokmak sesinin eksik olmadığı tarihi Hüseyiniye çarşıları eski günlerini arıyor. Her geçen gün gelişen ticarete ayak uydurmakta biraz daha zorlanan Hüseyiniye çarşıları esnafı, yaklaşık 200 yıldır iş yaptıkları dükkanlarını bir bir boşaltıyor. Kalan birkaç esnafsa akşama kadar dükkanlarının önünde oturarak müşteri bekliyor. İş merkezlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çarşıdan dükkan alan ya da kiralayan çıkmıyor. Yaklaşık 50 yıldır aynı yerde esnaflık yapan Remzi Kızıltaşoğlu, bu çarşı yılların çarşısıdır. Urfa'nın en eski çarşılarından birisidir. Güzide bir çarşıdır. Kimse gelip buradaki dükkanları sorup da kaç parayadır demiyor. Çarşı yılların çarşısıdır. En Urfa'nın eski çarşılarından birisidir. Güzide bir çarşısıdır. Kimse buralıkta gelip Allah için demiyor ki bu dükkan kaç paradır. Burada ne yapayım? Ben zamanında belediye başkanına dedim ki sayın başkanım buralığı aç. Bir esnaf önemli değil. Açsın terzi olsun, berber olsun, bakkal olsun, marangoz olsun, açsın yalnız tükenler açık olsun. Tükenler kapalı, tükenler öldürdüler. Bu çarşı öldü. Yılların esnafı buralıkta vardı, hepsini çıkardılar. Ben diyeyim ki yetkililer buralığa bir el atsın. Esnaf ölmüş, başına ağlayıp koskocaman çarşı, yıllarını vermiş bir çarşı, tarihi bir çarşı, süper bir çarşı, şu anda kapanmış. Bu mudur bu antika olan çarşı, turistik olan yer burası? Ben ömrüm sürmüş 40 senedir, 50 senedir buradayım. 1807 yılında Hartavizade Hafız Muhammed Selim Efendi'nin oğlu Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan tarihi Hüseyiniye çarşıları birbirine paralel sokaklardan oluşuyor. Üzerine çapraz tonozlarla kapalı olan çarşıların her sokağında 15 dükkan bulunuyor. İlk yapıldığı yıllarda halı, kilim, keçe ve düz yaygılar satılan, bir süre Yemenici pazarı olarak kullanılan çarşı, daha sonra bakırcı esnafına tahsis edildi. Hüseyiniye çarşıları, Şanlıurfa Kültür Sanat ve Araştırma Vakfı tarafından 1998 yılında restore edildi. E
Elazığ'da besici Nihat Yeşilkaya, bayram adını verdiği bir tonluk boğasını internette satışa çıkardı. Talpiz sayısının fazla olduğunu belirten Yeşilkaya, boğası için 17.500 lira istiyor. Babacı, bayramcı, bayramcı. Akşira Kiraz beldesine bağlı Kıraç mahallesinde besicilik yapan Nihat Yeşilkaya, beslediği 25 aylık bayram isimli boğasını e-ticaret sitesinde satışa çıkardı. Kurban bayramı nedeniyle bayramı satılığa çıkardığını anlatan Yeşilkaya, bayramı kendim yetiştirdim, 25 aylıktır. Ağırlığı ise yaklaşık 1 tondur. Bayram için 17.500 lira istiyorum. Kurban bayramı nedeniyle satılığa çıkardım, talep olursa vereceğiz, dedi. Hayvancılık yapıyoruz. Bu işçileri çalışıyoruz, yetiştiriyoruz. Şimdi şu gördüğünüz tosun evden yetiştiğim kendi danamdır. 25 aylıktır. Kilo olarak 950'le 1 ton arası canlı gelir. Kendi yetiştirdiğimiz bir hayvandır. Bunu kurbana satıyoruz. Alıcı talep olursa veririz. Fiyatı da 17,5 lira istiyoruz. Fazla bir para değil yani onun değerine göre. Normal bir para. Tabii ki bunun çalışmamız şöyle, yani kolay yetiştirilmiyor bunlar. Emek istiyor. Biz buna emek veriyoruz. Hayvancılık biraz zor iş olduğu için, emek istediği için insanı da yoruyor yani daha doğrusu. Tabii ki yetiştirmek güzel bir şeydir. Hayvancılık ben şahsen çok seviyorum yani yetiştirmesini, beslemesini, üretmesini, her şeyiyle ben yani istek, bende istek olduğu için ben bunları yapmaya çalışıyorum. Bayramı bayram günü dünya geldiği için adını bayram koyduklarını ifade eden Yeşilkaya, adını bayram koyduk açıklamasında bulundu. Bunun küçüklükten ismi bayram. Bayram. Evet, bayram. Bayram niye bayram? Bayram günü doğduğu için bayram ismini koydun. Evet. Babacı, bayramcı. Bayramcı. Karaman ile devam ediyoruz. Karaman'daki Karadağ'da yaşamlarını sürdüren yılkı atları günün belirli saatlerinde tek sıra halinde yolculuk yapıp vadiye inerek kendileri için oluşturulan bölümlerden su içiyor. Daha sonra tekrar dağın tepesine çıkarak yaşamlarını sürdürüyor. Karaman kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan sönmüş bir volkanik dağ olan Karadağ, yılkı atları ve Anadolu yaban koyunlarına ev sahipliği yapıyor. 1930'lu yıllarda tarımın teknolojiyle tanışmasının ardından Karadağ eteklerinde yaşayan köylüler atlarını artık işe yaramadığı gerekçesiyle dağa bıraktı. Sahipleri tarafından dağın eteklerine terk edildikleri arazide başıboş dolaştıkları için yılkı atı olarak adlandırılan atların sayısı zamanla çoğaldı. Yıllarında yaklaşık 150 olan yılkı atı sayısı 2018 yılına yaklaşıldığında 800 ila 1000 civarına ulaştı. Dağın eteklerindeki köylülerin ekili arazilerine zarar verilmesi üzerine ihaleyle birkaç firmaya atların büyük bir bölümü toplatıldı. Ardından yurdun farklı noktalarında sahiplenmek isteyenlere dağıtıldı. Şu an sayıları 200'ü bulan atlar günün belirli saatlerinde tek sıra halinde yolculuk yaparak vadiye inerek kendileri için oluşturulan bölümlerde su içiyor. Dağın eteğinde bulunan Kılbasan köyü ise yılkı atı ve yaban koyunları nedeniyle turistlerin uğrak yeri oldu. Kılbasan köyü muhtarı Adalet Orhan, köyün içinden geçilerek at ve koyunların bulunduğu bölgeye ulaşılmasından dolayı köylerine de ilginin yoğun olduğunu belirtti. Onların et tepkisini çekiyor, yani güzel oldukları için vatandaşlarımız oraya piknik amaçlı gidiyorlar. Karşı taraflarında yabani koyunlar vardır. Bildiğiniz üzere yabani keçiler çok yerlerde yetişmekte. Yalnız koyun nadiren olarak yerlerde yetiştiği için Karadağ'ımızda aşağı yukarı 50-60'a yakın, şu anda sayısını kesin tespit edemediğimiz şey olduğu için 50-60'a yakın da yabani koyunlarımız vardır.
Yılkı atlarının şu andaki ortalama sayısı 200 kadardır. Önceden daha fazlaydı. 600-700 kadar olduğunu biz de duyuyorduk. Aynı sizin gibi. Tabii talep oluyor. Hani bunları devlet bir rehabilite etti. Sağdaki soldaki bir yerlere dağıttılar. Çiftliklere falan. Yoksa civar köylere zarar verdikleri amacı düşünmeyerekten sayısını azalttılar. Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 26 Temmuz 2019 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinizce Hakkari Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 plaka sayılı otomobilde narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada aracın sağ arka kapı iç direk döşemeleri ile ön konsolunun tabanına zulalanmış vaziyette 7 paket halinde toplam 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Ara ve tepki var, oraya bakacağız. Ara. Renk gördüğüm itibariyle metamfetamin maddesi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü RA uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek suçundan yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır denildi. Uyuşturucuyla mücadelelerinin bundan sonra da devam edileceğinin ifade edildiği açıklamanın devamında, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu, uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olursa iştirak eden şüphelilerle, müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir ifadelerine yer verildi. Bu haberle Dan Haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Görmek ve duymak istediğiniz haberlerle yeniden buluşuncaya dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.